Katmenim'den haftanın ilk mutfağından herkese merhabalar efendim. Evet, enerjik yarışmacımız Sabiha Hanım'la birlikte şık önlük tasarımıyla Antep'ten gelen malzemelerimizle hele bir sofra sunumu var. Ablam o sofra sunumu için dünya para harcamış. Bir kebapçıdan ödünç alsaydınız ya. Yok. Niye ödünç alayım? Birazını evden getirdim, birazını satın aldım. Çok güzeller ama. Evet, çok beğendim. Ha? Birazdan şık Antep sofrasıyla karşınızda olacağız. Sofra sunumunu sakın kaçırmayın. Şimdi ablam 2 saatimiz var. Süreyi başlatıyoruz. Planlamayı yapmışsındır. Aha. Ne yapacağız önce? Önce et şey yapacağım. Hamuru yoğuracağım arkasından. Tamam. Sonra soframı kuracağım. Okey. Tamam. O zaman 3, 2, 1. Haydi bakalım, süremiz başladı. Etimiz kuzu eti. Pirzola. Aa evet, pirzolaymış. Bakın şöyle göstereyim. Kuzu pirzola. Evet. Bunu ne yapacağız? Düdüklüye falan atmayacaksın herhalde. Düdüklüye atacağım. Ha, kuzu pirzola düdükle pişiyor muymuş? İlk defa gördüm. Ekşili ayvalı taraklık ismi çok değişik geliyor ama tarife bakmasam bile ekşi neyle olabilir? Ayvayla olabilir zaten, yani ayvadan verecek ekşisini. Pirzola eti olabilir, bonfile olabilir. Bu karışımla bir şey yapacak ama hani kolay mı? Kolay. Yani sonuçta bir sulu yemek görüntü itibariyle. Ben de tarak deyince farklı bir şey içinde var zannettim. Yok, hayır. Hatırlıyorsun. Tüpümüzü açtık şimdi. Tarak deniz tarağı yapmıştı mesela. O deniz tarağıydı efendim. İlk defa deniz tarağı yiyeceğim. Merak ediyorum tadını. Bu hamur ne hamuru? Bu hamur şey ama hem, böreğin hamuru. Hem böreğin hamuru. Hem de çorbanın içine. Peki çorbanın içindeki börek nasıl bir börek? O da kıyma konulacak içine. Mantı gibi yapacağız. Benzeri mantı değil ama. Şiş börek çorbası yaptık. Yok börek. Börek çorbası. Ha, ona benziyor. Hani böreğin üzerine çorba dökülmüş falan gibi sandım ama. Yani bana değişik geldi. Hiç yemediğim bir şey. Yediğim zaman yorumunu yapacağım zaten. Haftanın ilk mutfağına Sabiha Hanım'dan yoğurtlu börek çorbasıyla başlıyoruz. Börekteki beklentim el açması bekliyorum Sabiha Hanım'dan. Yani şöyle, el açması değil, hazır yufkaysa zaten asla benden puan alamaz. Kesinlikle el açması isterim. Hanımefendi pirzolaları mühürlüyor. Etlerimizi mühürlüyoruz. Oh. Toplar geldi mi? İçin erken değil mi? Yok. Etler kurumasın sonra. Yok, şimdi pişirmeye atıyorum. Şimdi sen bunu önce mühürlüyorsun. Tabii. Sonra düdüklüye atıyorsun. Tabii. Niye mesela yani? Düdüklüde olmazsa yine de şey olur. Sert kalır. Aha. Kuzu eti kullanmalı fakat kuzunun kokmaması gerekiyor yemeğinde. Ve kıvamının yani böyle erimiş şekilde olmamasına dikkat edeceğim. Bütün şekilde olmasına. Ayran hazır. Şimdi çorba zamanı. Tamam, o da dolaba gitsin. Şunu çırpar mısın bana? Hayır hayır, onunla olmaz. Sağa sola sıçratıyor. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Eliniz ayağınız titriyor. Yok ya. Hele bak. Bakayım. E buyurun, titriyor işte. Ha, titreşimi almış. Yoğurtlu börek çorbası yoğurtlu bir şey olacağından mutlaka kesilecektir. Hani %100 eminim kesileceğine. Bu yüzden çorbadan beklentim pek fazla yok açıkçası. Yoklama yapıyorum. Evet hadi. Yoğurtlu börek çorbanız ne halde? İyi, pişiyor. Kıymalı yeşil zeytin böreğiniz? Hazır. Ayvalı taraklınız? Hazır. Pirinç pilavınız? Hazır. Kaşık salatanız? Hazır. Vurma kadayıf tatlınız? Hazır. Ahan da her şeyiniz bitmiş. Toplar hazır. Bir dalada iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen yemeklerini hızlı yap. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu, göndersene sevdiğimi. Abi hadi bakalım. Ekranların en leziz, en temiz, aynı zamanda en enerji dolu yarışması Kadir Ezildi ile En Amarat Benim de bir gün daha mutfakta harikalar yarattık. Antepli ablam yılların tecrübesini, Antep'in hamaratlığını, muhteşem baharatlarını, mis gibi bakırlarını ve tabii ki de bu hamarat pamuk ellerini Antep'ten aldı geldi. Bugün burada rakipleri için güzel sofralar kurdu, yemekler yaptı. İnşallah. Sizler de gördünüz. Tecrübesini de getirdi Kadir. Kaç senenin tecrübesini de getirdi, hayat hikayesini getirdi ve şimdi bunların hepsini rakiplerin önüne çatır çatır koyacağız. İnşallah koyacağım ama Kadir Ezil diye yazılın gelin. Gelene kadar benden telefon ettiler, görüştüler, uçak biletim. En lüks otelde kalıyorum, yemekler geliyor. Gerçekten mükemmel bir yer. Teşekkür ederiz efendim. Siz bizim için çok önemlisiniz. Sağ olun. Bir hafta boyunca başımızın tacısınız. O pilavın altı yanmıyor değil mi abla? Çısırdıyor diye korktum. Su vericim. Az su vericim. Bu arada son 5 dakika. Ya sen ne fenasın. O tane tane olmasın. Son 5 dakika kaldı. Bütün işimiz bitti. Hadi bakalım o zaman rakiplerimiz gelsin efendim. Canım gel bak, kaynamaya başladı. Bırakıyorum bak, kesilme yok. Gördün mü? İpek kaşığın gibi, krem tersine gibi olmuş. Bakın kaşığın tersine bakın. Gördün mü? Bu çorbayı kesilmiş diyenin alnını karıştırırım. Bence de. Ya. Kaşığı kafasına yer valla. Görüyor musun kaşığı? Hadi bakalım masada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. En Amarat
Sabah birinde bugün Sabiha Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız yoğurtlu börek çorbası, kıymalı yeşil zeytin böreği, ayran, ekşili ayvalı taraklık, pirinç pilavı, kaşık salata ve vurma kadayıfla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Evet efendim, süremize masada başlayacağız. Hanımefendiciğim, neden masada başladık? Masa bir aradan çıksın bence ya. Dün çok otantik güzel bir masa vardı. Sizin şu örtünün altında neler var çok merak ediyorum. Açalım mı? Şimdi. Açalım Kadir'im. Yani elinde Amerikan servis var, bakalım onun üstüne. Ta-tam. Ooo, goldlarla donatılmış black bir masa görüyorum. Yani black. Siyah. Set de gold efendim. Yani. Peki başlayalım mı? Hazır mıyız? Hazırız. 3... 2, 1, hadi bakalım efendim. Süreniz başladı. Ay ne yapıyorsun ben ya? Kadir Bey, hiç görmüyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Siyah tabaklar için genelde hep toz yorumu yapıyorlar. Ben masamın önüne... Bugün artık bunu duymak istemiyorum. Bütün önlemlerini al. Masamın üstüne örteceğim. Alüminyum folyoya mı sarıyorsun, jelatine mi sarıyorsun? Gibi oldu. Hanımefendi otur şuraya. Sürem durdu mu? Hayır, sizi goygoya teşvik ediyor. Masana odaklan şimdi. Çeneyi meneyi bırak. Şuradan bak. Nizam, intizam, muntazam, her şey okey mi? Evet. Daha bir sürü işimiz var. Kalkın. Bence de. Hadi geç, 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 geç. Allah'ın adını verdim hadi. Ama ondan sonra eksik var diyorlar. Bak aha, bu masa böyle açık mı kalacak? Ay. Örtünüz nerede? Örtüm nerede? Ne bileyim ben. Ay Kadir olmasın. Ucunu bana verin. Siz öbür tarafa geçin. Siz bir sanatçısınız. Seyirciye asla sırtınızı dönmeyin. Çiçeğime değmeden. Çiçeğinize değmeden nasıl koyayım acaba? Okey. Tamam. Hah, kalsın. Burada sakın ellemeyin. Hadi yürü. Yasemin Hanım bugün yemek yaparken çok telaşlanacak. Yetiştirir mi? Bence yetiştirir. Ama panik ve telaş yapacaktır. Geldim. Evet. Haydi bakalım, mekanımıza geldik. Ne yapıyoruz şimdi? Tatlımla başlayacağım. Tamam. Getir tencereye. Kaça kaç şerbet? 3,5. Tatlının şerbeti benim için çok önemli. Tabii ki hamur olup olmadığına da bakacağım. Yani tatlı güzel olursa puanımı da veririm. Asma kadayıfı ocakta mı pişireceğiz, fırında mı pişireceğiz? Fırında. Kadir, bir dünkü kadayıfa bak, bir bugünkü kadayıfa bak. Tırıvırı bizimkisi. Baksana bembeyaz. Uçuk. Şimdi kadayıf nedir? Neden kadayıf? Neden dondurma eşliğinde? Kadayıf da ben Yasemin Hanım'ı değerlendiremem ki. Çünkü değerlendirebileceğim bir şey yok. Hazır bir kadayıfı alacak, tepsiye basacak. Üzerine dondurma, hazır bir dondurmayı alacak, koyacak, bize verecek. Ben nasıl değerlendirebilirim ki? Yani benim için tatlısı yok. Balsamico geldi. Dökeyim mi içine? Hayır ama. Balsamico sirke neyden yapılıyor? Üzümden. Üzümden. Bunu servisteyken kullanacağım şu an. Kaç dakikam var? Efendim şu anda son dakikalar. Son dakika, son dakika söylemiyor. 16. Aa 16. Köfteleri atıyorum. Atın atın. Bismillah. Hadi oğlum beni kandırma. Biz de bakalım nohutlar pişmiş mi? Aa pişmemiş. Ben dedim. Şu. Seninki de diş, benimki de diş. Bence çok kız da değil. Bak, çok da kötü değil ha. İyi bence. Değil mi? Bırak. Ben bunu atıyorum içine. Çorba yatmışsın içinde pişer. Tuzumuz geldi, alın. Tuzun da geldi. Hemen geldim. Yeterli değil mi nohut? İyi ya. Çok da koyma, bir şey gelmesin. Vallahi bu çorbanın ben tadına, tuzuna, baharatlarına, bazı şeylere çok dikkat edeceğim. Yani olan şeylere dikkat edeceğim. Direkt açabiliyor musun bunu? Tabii tabii. Bir şey olmaz. Çeneni yerden toplarım. Açın açın. Kız düdüğünü atsana onun önce. Aha. Tamam aç o zaman. O zaman bu hiç kaynamadı. Nasıl kaynamadı? Neler oluyor? Hayır bak kaynamış. Biz de görelim. Kafa kafaya verdiğinizde görüyorsunuz orada. Çok büyük şeyler gidiyorum, görüyoruz. Çorba gidiyorum, geliyorum. Yağızı açık. Kapattım ağzını çorbanın. Hı, tamam. Hanımefendi, etler ne durumda? Ooo ben size bir şey diyeyim mi? Bunlar daha pişmemiş. O peki yarım saat oğlaman neydi? Şaşkınlıktan. Biz de olmuş diye beğendiğinden oğluyorsun zannediyoruz. Olmamış mı? 10 dakikaya hazırlayın. 10 dakika mı? Zaten 10 dakikamız tamam, var. Tamam koy, kapansın işte, pistir işte son dakikaya kadar. Koyacağım koyacağım. Kapatın düdüklünün kapağını da. Efendim 13 dakikamız var. Yemeklerin de çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Ana yemeğimizin yanına özel et sosumuz geliyor şimdi. Hanımefendi üşenmemiş, bu sosu Tayland'ın Phuket vilayetinden getirmiş. Nasıl yapıyorsunuz hanımefendi? Zeytinyağı şey koydum, tereyağı koydum. Şimdi ben buna biraz salça. Onda var mı sarımsak? Bir diş var evet. Sayın seyircilerim, ana yemeğimiz olan lokum et için özel sosumuzu yapıyoruz. Sarımsak koyduk, salça koyduk, zeytinyağlı koyduk, tereyağı koyduk. Servis sırasında mı dökeceksin, şimdi mi dökeceksin? Şeyi mi, sosunu mu? Evet. Yok, serviste dökerim.
servise dökeceksin. Vallahi lokum etin önce lokum gibi olması gerek. Hadi kalk Kadir'cim biz gidelim. Eline sağlık. Üstümü değiştireyim. Masada görüşürüz. Tamamdır, tamam. Görüşürüz. Değişeyim bir şey söylemek ister misin? Çayır çayır geliyorum. Bir üstümü değişeyim. Saç makyajı yapıp geliyorum. Çayır çayır içeyim çayır. Hadi bakalım masa nasıl yanacakmış görelim. Yasemin Hanım masasında bugün bizi hararetli dakikalar bekliyor. Hatta Yasemin Hanım masayı bırakıp terk etmeyeceğine bile emin değilim. Kesinlikle belki de sinirlenip terk edebilecek bir tavrı var. Yanılabilirim. Belki kendi gününü oynayıp alttan da alabilir. Bilemiyorum ki. Yani tam karakterini çözemedim. El Amarat Birim'de bugün Yasemin Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kabak borani çorbası, süryani usulü içli köfte, kereviz bezesi, pancarlı çanak enginar, lokum et, firik pilavı, tulum peynirli salata ve dondurma içtiğinde basma kadayıfla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Arkadaşlar bugün bana büyük ihtimalle bilenmiş bir şekilde gelecekler. Sorun değil, gelsinler. Bilenmiş olmaları beni daha çok güçlü kılar. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezil ile El Amarat Birim'den haftanın 3. mutfağından herkese merhabalar efendim. Yine güzel bir şekilde, enerjik bir şekilde kendimize güvenerek mutfağımıza girdik. Evet. Malzemelerimiz, ayvalarımız, etimiz, çatlatımız, her şeyimiz hazır. Çünkü bugün çok farklı bir menü yapacağız. Nesi farklı Kadir Bey? Soğan çorbası. Bak, Fransa'dan başlıyoruz soğan çorbası. Ara sıcak. Zeytinyağlı enginar, narlı humus. Narlı humusu ilk defa duydum. Üstüne mi efeleyeceksin, içine mi katacaksın? Üzerine koyacağım. Peki. Ama içerisine de koyabiliriz. Tamam. Yani. Çekirdeği kaçar olmaz. Oy, acı acı geliyor, acı acı. Bugün sana narların çekirdeklerini ayıklatacağız. Yok artık. Tane tane ayıklatacağız. Tane tane. Ondan sonra bütün gün böyle gezerim artık. Narı çok severim ama yiyince içinin acısı geliyor. Ana yemek. Ana yemek ayva dolması. İşte bu. Çok çok severim. Hiç Osmanlı yemeği. Hiç yemiş mi acaba? Saray mutfağında. Yedin mi ayva dolması cidden? Ben bütün Osmanlı yemeklerini yemişimdir. Hmm, tabii. Şehzadegillerden olduğu için. Kız sen onun her dediğine inanma. Peki zeytinyağlı mı bu etli mi? O etli. Etli. Hayatta yememişsindir o zaman. Yanına da zeytinyağlı vişneli kırmızı pancar. Vişneli kırmızı pancar. Evet. O da güzel. Hem ekşili hem tatlılı. Evet. Tatlımız? Profiterol. Profiterol. Peki. Önce hangisinden başlıyoruz? Önce haşlanacak malzemelerimizi koyalım. Tamam. Ondan sonra profiterolün hamuruyla peki başlayalım. Peki. 3, 2, 1. Haydi bakalım süremiz başlasın. Sultan Hanım'ın hiç tadını çıkaracağını düşünmüyorum o mutfağın. Büyük ihtimalle o nerede, o nerede, o nasıl yapacağım falan telaşına düşecek. Ama bence hiç telaş yapmayın Sultan Hanım. Çünkü menünüz çok basit. Malzeme kalabalığınız yok zaten. Her şeyi iki malzemeyi karıştırıp önümüze atacaksınız yani. Et riskiniz yok en önemlisi. Balık riskiniz yok. Ara sıcak yok zaten. Bir dolma doldurup önüme getireceksiniz yani. Çok basit. Bunun içine ne yapacağım? Gene nohut içerisine var orada ya. Uf sıkıldım ben bu nohuttan. Evet nohut. Verin eksper kontrolü yapayım efendim. Efendim hanımefendi. Merdiven yok. 300 metre ileri taşındık efendim. Biraz daha fazla nohut alabilir miyim ben? Önce nohutçu babaya veriyoruz. Sen nasıl hissediyorsun öyle şeyleri? Bu pişmez yavrum. Aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan körpaşanın hüüü diyerekten koydum. Konsantre oluyorum. Bir verdiğin 100 alacaksın şimdi. Ay hadi inşallah. Sanki şey sahilde fal bakarcık. Atlasın bir meşil. Nohutun haşlanıyor mu? Kadir'cim al. Haşlanır mı? Haşlanmaz. Bu nohutçu baba hiçbir şey, her şey haşlanmaz diyor. Haşlanmaz. Hanımefendi olmuyor bu nohut haşlanmayacak. Neden? Beyefendi kuru bakliyatçıgillerden her şeyi biliyor. Kadir'cim %70 nohutlar bu saatte haşlanmaz. Oranı fazla veriyorum. Hata yapma oranım düşüyor. Bak adam uyanık. Senin nohuttan başka haşlanacak bir şeyin var mı? Tavuğum var. Hay maşallah. Bunları da nereden buldunuz böyle? Ver onu keselim hemen. Ama bu çürük. Bak ben de nardan anlarım. Çürük değil. Çürük. Değil. Vallahi üstünde çürük. Gün yanığı olduğu zaman biraz içi o geçmiş olabiliyor. Bir içine bakalım. Şirin narda ne dane hemen atalım düdüklüyor hocaya. Hadi hocaya gitsin. Bezelye koydum bir yandan da haşlanıyor. Evet bezelye tavuk koydum. Tavuk budu görüyorum o ne tavuk için? Tavuk budunu da koyacağım. Çürük değil. Çorbamıza değil tavuk mi? Suyunu kullanacağız sadece. Çorbana tavuk suyu kullanacaksın. Evet çorba tamam. Tavuk bulyon falan kullan. Diyorsun. Çok az sebzeli çeşni koyacağım. Çok az ama. Ama o bulyon yerine geçmez. Sultan Hanım rakip olarak bence bu haftanın en zayıfı. Güçlü bir menü çıkaracağını düşünmüyorum. Dış ses ne kadar var? Beni son 10 dakikada söylersen. 23 dakikamız var. Çünkü masam hazır değil. Masamı hazırlamam gerekiyor. Kadir Bey lütfen sinirlenmeyin. Sakin olun. Ben de çünkü elim ayağıma dolaşıyor. Sadece sabırsızım. Final masasını bekliyorum ki. Çok yüklenme. Bak şimdi sen gör nasıl ben yükleniyorum. Sen sunucusun ya. Ben sunuculuğumu yapacağım sen dur. Senin arkandan konuşanlara ne yaptığını gördük. Beni sakinleştirip de kendine gelince. Sen benle bir değilsin. Ay o niyeymiş? Benim tuzum kuru boş ver. Şükür elhamdülillah. Profiterollerin içine özenle doldururken Kadir de çorba için ekmekleri kesiyor. Bir tahta gibi bir şey verin abi ekmekler. Oralarını kesmemize gerek yok Kadir Bey. Sadece şuralarını. Şu
kenarlarını yani şuraları doğrayacaktık. Yani şuraları siz küçültüverin. Kenarlarını mı yapacaksın? Evet, kenarlarını yapacağım. Normalde içini yapıyorlar. Yok, ya o yüzden. İçini yapmıyorlar, dışını yapıyorlar. Peki ben o zaman da yanlış görmüşüm. Tahta verin. Şunları hemen doğrayayım. Ablam sofran duruyor. Hadi sofrayı yapın. Sen semizotunu bırak, sofrayı bırak. Ben onları ayıklarım. Geç. Hadi geç, tamam, geç, 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 geç. Sofraya geç. Beni sofraya bulaştırma. Semizotu ne alaka? Oraya Fransız usulü bir salata yapabilirsin. Sultan Hanım süresinin sonlarına yaklaşırken hızlıca masasını kurmaya başlıyor. Sultan Hanım çatal bıçakları dikkatlice yerleştiriyor ve masasını güzel bir şekilde kuruyor. Kadir Bey son 10 dakika. Tamam, abla sofrayı kurdu. Evet. Şu anda doğradığım ekmekleri az tereyağıyla zeytinyağında çevireceğim çorba için. Düdüklünün üstünden aldık ayvaları, ocağın üstüne kısık ateşe koyduk. Yetişir miyiz? Yetişiriz, kesinlikle yetişeceğiz. Yani yetişiriz ama pişme konusunda bilmiyorum ayvalar pişti mi pişmedi mi. Vallahi hanımefendi düdüklüye koydu, orada da pişmezse hiçbir yerde pişmez yani. Şu ekmek de tamam, enginarlar onlar hala kaynıyor. Son dakikaya kadar ocaklar açık evet, kalacak. Evet, ocaklarımız açık kalacak son dakikaya kadar. Buna bir baharat bir şey son... gerekiyor mu? Ona bir baharat gerekmiyor Kadir Bey. Direkt atıyorum ekmekleri. Evet, siz onları direkt atın. Tamam, o semizotu ne için? Aman dereotu ne için abla? Dereotu şeyin üzerine, enginarımızın üzerine. Nerede burada yemek? Nerede benim ara sıcağım mesela? Ben meze mi yiyeceğim ara sıcağımda? Dün ben bunları içli köftemin yanında verdim yani. Evet, mutfaktaki son dakikalarımız efendim. Bayağı koşuşturduk. Yani zorlandık da yetiştirmekte ama neyse ki yetişti hamdolsun. İnşallah lezzetleri de tam olursa sofrada güzel yorumlar alacağız bakalım. Öyle değil mi abla? Evet, o şekilde. Ama zorlandın değil mi? Bayağı çok canım zorlandım çıktı. Evet. Yani çünkü şey hepsini kendim haşladım. Garnitürüne varana kadar. Garnitürüne varana kadar. Evet, hepsini kendim haşladığım için hazır kullansam bir sıkıntı olmazdı. Sultan Hanım'ın mutfaktaki son işlemi semizotlu cacık salatasını yapıyor. Siz neymişsiniz be Sultan Hanım? Siz benden daha iyisiniz Kadir Bey. Estağfurullah. Arkadaşlarım bana dolu gelebilirler. Dün masada da bayağı gerginlikler yaşandı. Onun da etkisiyle bugün daha fazla dolmuş şekilde geleceklerine eminim. Onu da dök. Evet sevgili seyirciler. Kusura bakmayın bu arada mutfağımız biraz dağıldı. Çünkü ister istemez heyecan yaptık. Sofra falan da yoktu daha ortada. Her şeyimizi tamamladık. Son sosumuzu çorbamızın yanına da yaptıktan sonra üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Hararetli bir final bizi bekliyor. Çorbanızı neden hararetli değil olduğunu çok iyi anladınız siz. Hadi bakalım o zaman. Masada görüşürüz. Görüşürüz masada. En amanat birimde bugün Sultan Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız Fransız usulü soğan çorbası, zeytinyağlı enginar, narlı humus, vişneli kırmızı pancar eşliğinde ayva dolması, semizotlu cacık salatası ve profiterolle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Yağmur Hanım'la En Amanat Benim'den mutfağımızdan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, haftanın dördüncü gününe geldik. Bugün de Yağmur Hanım muhteşem menüsünü yapacak. Çorba olarak? Terbiyeli sebze çorbası. Tamam. Ama şimdi hani terbiyeli sebze çorbası ince farklı bir şey olabilir. Bu benim kreasyonum açıkçası. Yani şey Yağmur'un farklı sebze çorbası evet, mı? Evet, yani hani sebze çorbasını mikser falan hani canlandırabilir. Şu anda yorumları duyabiliyorum. Blender'a vuran var, küp küp doğrayan var, soteleyen var. Evet. Tarifini göreceğiz. Evet. Ara sıcakta? Ara sıcağım, el açması, kıymalı börek ama tabii bilmiyorum hani böreğin artık şekli gül böreği mi olacak? Şimdi önemli değil. El açması tabii, olması tabii önemli. Evet. Çünkü ara sıcakları hep böyle meze tarzı olarak evet yorumladılar. Evet. Ve yanında van cacığı var. Van cacığı. Onu ilk defa duydum. Şimdi neden böyle bir şey yaptım Kadir Bey? Hani ben dedim ya hep sürekli böyle şeyden gidiyoruz. İşte Hatay, işte Maraş usulü falan. Dedim ki bir tane de ben dedim nispet yapayım. Bir de van cacığı ben koyayım dedim. İyi yapmışsınız. Yani, evet. Hanımefendi Van'dan bula bula cacık mı buldunuz? Ama yani van cacığı böyle biraz fresh yani. Bir kelebek seçseydin ana yemek olarak. Yani çok güzel olacak eminim yani. Van'ın cacığı. Cacığın içinde ne var? Salatalık yok mu içinde? Evet, salatalık var, soğan var, ondan sonra dereotu var, var da var. Bütün yeşillikler var. Yoğurttan yapılıyor. Evet, süzme yoğurttan yapılıyor. Ana yemeğe gelelim. Ana yemeğimde karamelize soğanlı, mantarlı, kuzu külbastı. Külbastı. Çok kalabalık isim. Ben sevmiyorum bu arada bu kadar kalabalık isimli yemekleri. Yani kuzu külbastı yazsanız bitti gitti bu arada. Menüyü fazla göstermeye çalışmış sanırım Yağmur Hanım. Yani neyle olduğunu bile unuttum şu anda. Tabak karşıma geldiğinde anlayacağım. Bilmiyorum. Kuzu külbastı. İlk defa külbastı yiyeceğim. Hiç külbastı yemedim evet, bilmiyorum. Külbastı çok güzel bir et ama bunun... Külbastı demelerinin sebebi yani küle mi basıyorlar? Biz niye başlayamıyoruz ya? 3, 2, 1 başladı. Haydi bakalım şov başlasın. Bu külbastının etleri mi? Evet şimdi... Niye burada? Kadir Bey onları önce marine etmem lazım.
lazım. Tamam, hemen getir bana malzemeleri. Hemen ellerimi yıkıyorum. Rendemizi alalım. Niye rendeliyoruz? Kivimizi rendeleyeceğiz çünkü kivi asit özelliği. Asit ile evet. Birlikte asit ete iyi gelecek. Marinasyon da olur. Güzel. Bak değişik marinasyonlar. Hep zeytinyağı evet. Koyuyorlar. Yemek beni çok heyecanlandırdı. Karamelize soğan falan. Gerçekten heyecanlandırdı. Çok heyecanlı bir şekilde Yağmur Hanım'ın yemeğini yemeyi bekliyorum. Sayın seyirciler, bu çok özel bir marinasyon. İtinizin lokum gibi olmasını sağlıyor. Yasemin Hanım'ın yapamadığı lokumu. Yağmur onbaşı yapacak bugün. Yağmur hanımefendiciğimiz inşallah yapacak. Birazcık da şöyle soğanımızdan rendeleyelim. Tamam, suyunu bir koyacağız. Sarımsakla şöyle iki diş sarımsak katıbesini zahmet. Salı günü benim etime önce lokum gibi deyip ardından lokum gibi değil demişti. Bakalım o nesi lokum gibi olacak mı? Bakalım kokacak mı kuzu eti yani? Bakalım ne kadar anlıyor yemekten, göreceğiz. Tuzumuzu koyalım. Koyun çabuk. Onun içine bir peçete koyun. Allah, bir saniye, dış ses, koku geliyor, börek. Börek kokusu. Şöyle ha, bunun içine şöyle şu şekilde peçetemizi koyabiliriz. Ters çevirin hanımefendi onu. Yağmur abla! Eyvah, Kadir Bey geldim. Ha, börek yok, kokusu. Aa, burada börek var değil mi? Unuttum ben onu. Ben mantarla uğraşıyorum. Ay yok, böreği. Soğanları soracaktım. Bu soğanları nasıl doğrayayım? Soğanları da jülyen gibi ama böyle hani büyük yapıp sonra ortadan ikiye ayıracağız. Ama ayrı yerde karamelize edeceğiz. Onu ben anlamadım mı? Şimdi. Piyazlık doğramayacak mıyım? Hayır. Şöyle yapıyoruz tam ya. Tam piyazlık işte. Tam yapıyoruz. Sonra oradan dınk. Tam bir kere. Uzun. Ha, uzun. Uzun olmasın. Siz nereye? Masam bitti herhalde ya. Masama bir kontrol etmem lazım. Masanız bitti hanımefendi. Cacığımızı yapın hadi. Ben cacığı bilemedim ya. Bir kararsız kaldım işin açıkçası. Hani ne alaka diyor insan. İster istemez. Yine tabii uyumuna değil de lezzetine göre yorum yapacağım. Son 17 dakikaya girdik ve muhallebimizden ateş çıkıyor efendim. Hanımefendi bir girip bakın. Evet, birazcık sıcak ama olsun. Tatlıdaki beklentim dünkü muhallebi gibi, yani krema gibi, çok fazla şekeri olmazsa güzel olur. Tatlı dediğim gibi benim açımdan baktığınız zaman menüye uyumlu değil ama tadına bakıp ona göre değerlendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir, keşke böyle sıcakken dökmesen. Soğutmaya vaktimiz var mı peki? Soğuyacak. Hayır, anlamadın. Altının çıtır olması lazım. Çimende sürü kazlar, hop gülüm nanay nanay. Kanatları beyazlar, şengülüm 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 şengülüm. Şengülüm nanay nanay, kaç yıldır görmemişem. Hop gülüm nanay nanay. Yağmur'un tatlısını hiç beğenmedim. Tadına bakacak. Hanımefendi. Efendim. Üç tane mi koyuyorum bu? Üçer tane koyabilirsiniz Kadir Bey. Kadir'cim, sence bunlar ne? Ahududu. Aferin. Onu da biliyoruz herhalde canım bizde. Sanki Barney Moloz'taşım ben. Tamam mı? Atıyorum bunları buzdolabına. Bir saniye Kadir Bey. Yaba daba. Duu. Ne oldu? Bir saniye. Şimdi yenilebilen çiçekle süsleyeceğiz onu. Onları sunumda koy. Öyle mi yapalım? Şimdi koymam. Yumuşu dolapta. Tamam. Öyle yapalım. Dolaba veriyoruz efendim. Buyurun. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam saldı amcama muallim. Selam sandım amcama muallim. Amcam dolabı açsın muallim. Bunları da içine koysun muallim. Düzgün tut kızım, düşürme muallim. Hadi ana yemeğe geçelim. Etin üzerindeki ızgara işaretleri olacak mı? Ona dikkat edeceğim. Izgara işaretlerinin olması lazım. Abla, ben domatesleri niye doğruyorum? Onları süslemeye salatanın üzerine koyacağız. Çok az. İki dakikada bir salata için malzeme getiriyor. Şunu hemen şöyle de kapatayım gene hafif. Tamam. Karamelizelerimiz burada oluyor. Ona krema mı koyacak? Krema koyacağız. Size kötü bir haberim var. Eyvah, dur. Şimdi hemen. Kadar ağzından zaten müjdeli bir haber duyma. 7 dakikanız kaldı. Kaç? 7. Eyvah. Hah, olmuş. Yalnız fırın var ya, ateş ediyor. Efsane bir fırın. Yoklamayı başlatıyorum. Çorbamız. Evet, tamam. Böreğimiz. Fırında. Tamam, elim. Cacığımız. Hazır. Hazır. Külbastımız. Şu anda burada. Pişiyor. Kremiz. O da hazır. Hazır. Muhteşem salatamız. Salata burada. Hazır, sofra hazır, sebze çorbası hazır, her şeyimiz tamam. Tatlımız da hazır. Evet, salata sosumuzu da yaptık. Çak o zaman. Korkacak bir şey yokmuş. Bunun ağrı başı vurma yar yarama. Yar gelince öten turum meylim ama. Çan yarıda buldum seni, enleme vermem seni. Sineme sardım seni. Evet efendim, bitirdik, şükürler olsun ki. Son pişecek. Dakikalarda bu evet. Da... Benle şakmıyor musunuz? Aşk olsun, şöyle geçeyim. Kadir gel. Kıskandı. Kıskananlar çatlasın.
kıskananlar çatlasın. Evet, masadaki rakiplerimiz bence çatlayacaklar. Çünkü her şey efsane oldu. Her şey yerinde, kıvamında, lezzetinde oldu. Bir aksilikle yaşamadık. Evet. Zaten bunu senden bekliyorlardı ama itiraf edemiyorlardı. Biliyorum Kadir Bey, zaten bakın terin suyun içinde kaldım yani. Biz seninle konuşuruz, o bana habire çamaşır iteliyor. Bunlara makine yapacağım ben. Tamam. Sen de bunları ben... bir masada görüşürüz. Tamam canım, Kadir Bey, görüşürüz. Seyircilerimiz de finali merak ediyorlarsa ekran başından evet, sakın ayrılmasınlar. Sakın değiştirmeyin bir yere. Yağmur Hanım, ne giyeceksiniz? Tarlatay giyecek. Değil mi? Pullu bir balık elbiseyle geliyor. Ve bakalım final masasına nasıl oturacak, hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. İnanın farklı şeyler mi gireceğiz, yoksa daha da çok mu şaşırtacak, göreceğiz. Görüşürüz Kadir Bey. Bugün Yağmur Hanım bize yumuşak tepkiler gösterir. Anlayışla karşılar. Yemeklerini de savunur. Bizimle çok güzel bir şekilde yemek konuşur, eminim. Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Hanımefendi tabaklarını çanaklarını dizdi. Elif Hanım önce masadan başlamak istiyor. Hadi açalım o zaman. O zaman açalım, gel. Bardak sağ mı sol mu? Sağ. Sağ bardak. Tamam, bitti. Sağ bardak. Masa üstünde bardak. Oradan döndün mü buraya? Uf, ne kadar pratik zekayım ya. Tamam mı? Ananas mananas koyuyor muyuz? Yok, koymam. Kazlanması yok. Gidelim. Gayet güzel oldu. Bunları yakacağım mı? Evet, yakarım. Ha, iyi, tamam. Hadi gidelim. Hadi hadi. Yok, çok güzel oldu. Ben beğendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hadi gel. Sağlık. Elif Hanım kendi zevkini konuşturduğu masasını tamamlıyor. Masa oldukça şık gözüküyor. Sıra bol lezzetli, nefis tarifli yemekleri yapmakta. Elif bugün mutfakta büyük ihtimalle aşırı gergin olacak ve aşırı sinirli olacak. Bence sinirli olmana gerek yok çünkü bütün yemeklerin tek malzemeli ve çok fazla pişirme süreleri yok yani yemeklerinin. Biraz rahat olabilirsin çünkü 2 saat senin için mükemmel bir süre. Krizi çok iyi yönetirim. Bu bana büyük avantaj sağlayacak bugün. Sorun yaşamayacağım. Evet, masamız tamam. Aa, hamur yapma makinesi. Bunu sen mi getirdin? Evet evet, ben getirdim. Hemen başlayalım, hiç konuşmayalım. Kadir Bey. Tamam hadi. Ben sizden şey istiyorum. Ne istiyorsan söyle bana. Soğan ve havuçları yıkayıp küçük küçük doğrayalım. Olur tamam mu? Ben de doğrayabilirim isterseniz. Yok, doğrarım doğrarım, tamam. Kadir havuç doğramayı yapamaz, ben yaparım. Kadir sen soğanları yap. Al. Yıkamayacak mısın? Ben yapamam, o yüzden daha iyisini yaparsın. Yıkarım da oraya gidemiyorum Kadir'im, biliyorsun yani. Biliyorum, çaresizliğinin farkındayım. Elim kolum bağlı burada, görüyorsun. Niye girer girmez hemen hevesini o yapamaz ya. Ondan sonra ben yarışmacıya diyorum ki Soğanlı bıçakta havucu kesiyorsun. 3. sınıf lokanta komisi gibi. Ben geçen Bursa'da bir yere iftara gittim. Geçen sene karpuz geldi. Allah'ım, bir soğan kokuyor karpuz. 3. sınıf mıydı acaba? Şimdilik sen gittiğine göre kesin 3. sınıftı. Estağfurullah. Hanımefendi, soğanları yemeklik mi doğruyoruz? Evet yani? Yemeklik doğruyoruz. Bir saniye, hayır yemeklik doğramıyoruz. Bunu şu an tavuk suyu yapacağız. Küçük doğrayacağız. Yani doğrayabildiğimiz kadar küçük. Rastgele. Minik değil. Evet, ha, rastgele. Tamam. Sonra özensiz doğradı demeyin yani. Normalde çünkü çok güzel soğan doğrarım. Böyle. Tamam. Pirincimiz vardı bizim. Bu tavuk suyu ne için havuçlu mavuçlu soğanlı? Çorba için. Kendisi de taneli bir çorba seçmiş. Bakalım eleştirilere nasıl tepki verecek bugün? Sinirlenecek mi? Sakin kalacak mı? Çünkü benim taneli çorbamı çok eleştirmişti. Görüyorum hepinizi gününüz gence pıt 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 düştünüz hepiniz. Sana bir şey diyeyim mi? Bakabilir miyim ben? Tabii bak. Marulun arasına su yükleyeceğim şimdi. Ben az önce bir şey sormuştum. Bir şey sormuş. Ne sormuş? Ben az önce bir şey sormuştum, ne sorduğumu unuttum size. Hatırlarsan gene sor. Bedava cevaplıyorum. Şeyle alakalı, salatanın sosuyla alakalı. Salatanın sosunu süre zarfında yap ama serviste dökebilirsin. Bal soracaktım. Bal arkamda. Bal sosunu ben sormuştum. Niye her sosa bal koyuyorsunuz demiştim. Güzel oluyor, yakışıyor. Damak tadınıza da güzel uyuyor. Osmanlı mutfağında çok fazla kullanılır bal. Kendi sosunuzu kullanacak mısınız? Evet, o benim karamel sosum. İlla yiyeceksin onu, değil mi? Öldün bittin tadına bakmak için garip hallere girdin. Bala uzandım, kaşık aldım. Ben şanti hastasıyım. Dakikayı öğrenebilir miyim? Son 20 dakika efendim. Ciddi misiniz? Efendiciğim, sıvayı yanlış yapıyorsunuz. Onu ancak ben yapabilirim. Ben bir eldiven alabilir miyim? Niye, sen sıvacı ustası mısın? 5 yıl sıvacılık yaptım. Eldiven alabilir miyim? Elinle mi geleceksin? Yok. Eldiven alalım arkadaşımıza. Ne için kullandığını bilmiyoruz ama harmak arası yapacağım. O ne kız? Buyurun. Ha, makas gibi kesecek misin? Ne kadar zeki, bak ne çabuk anladım. Bunu da sen al bari Kadir, elimde kalmasın. Parmak arası bu, fazlasını arıyorum yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Kıyısına köşesine sürsenize. Sanasın berber Recai tıraş köpüğü sıyırıyor adamın bu sırasından. 40 yıllık berberim. Hayatımda böyle bir köpük sıyırma görmedim. Berberler onu çok yapar ustayı. Şöyle ellerin kenarlarına silerler. Ortası daha fazla. Ortayı almaya çalışıyorum. Kızım, ortadan bastırsana birazcık. Ortadan bastırıyorum zaten. O konuşuyor. Bana bakmanıza gerek yok. Sen diyorsun ya, en iyi şekilde ben yaparım. Ben yaparım tabii. Bunu çoktan bitirmiştim
ben yani. Ben seni diyorsun eldivenimle yayarım, elimle yayarım. Diyor. Böyle şey olur mu ya? Zaten çok problem değil, nasıl olsa beğenmeyecekler ya. Aa bak bak, terk ederim. Bu mutfağı terk ederim. Sakın. Şantiyemi de alır giderim valla, zaten yiyesim var. Neden şantiyi götürüyorsunuz bana, lazım canım şu çekti şu anda. Bana da şu sen lazımsın ama yarışma bunu dolaba atabilir miyiz? Bu olmadı ki. Oldu. Hiç gerek yok daha fazla uğraşmaya. Buzluğu açalım. Bu da bitti. Her şeyimiz bitti. Karamelin soğumasını bekleyeceğiz. Son 18 dakika. Karamelin de koyup çizgisini çekip sunumu hazır hale getireceğiz. Bitti. Şantinin hepsini kullandınız. Hepsini yediniz. Nasıl kalem çekeceğiz? Ne kalemi? Üzerine böyle kalem çekeceğiz ya, böyle çizgi çizgi yapacağız ya. Niye hepsini yediniz? Onu şantiyle mi yapıyorduk ki? Evet. Utanmıyorsun da. Yok mu bunun içinde? Bak ben şimdi sana sıyırırım. Bekle sen de gör. Hem şanti düşmanı. Getir bak. Sen daha elini sürme. Bırak. Hanımefendi halletsin. 40 yıllık pastacı olan o. Sen değilsin. Gerçekten çıkarabilir misin? Kovulduğunu düşün sen. Niye kovuldun? Bir kez daha ortaya çıktı. Gerçekten siz şantileri yiyormuşsunuz. O yüzden kovulmuşsunuz. Ben çok kadar yiyorum. Ya hanımefendiciğim, bu adamı kovmak için 50 tane sebep bulabilirim ben vallahi. Ama şimdi bu bize hiçbir şekilde yetmeyecek. E tamam, yeter şanti çatalım o zaman. Çatamayız. Naylon bile ıslatmadınız siz. Benle dalga mı geçiyorsunuz? Krem şanti ver bir taşı. Yok yok, hiç gerek yok. Kız getir çabuk. Al lafını çekemem ben sizi sonra sofrada. Ama siz yediniz benim şantimi. Tamam. Yedin ama. Sanki başınızı yedim. Alt tarafı bir tane krem şantiyi çok gördüler bak. Ucunu kesin, anca öyle gider o. Göndermeye çalışmıyorum ama dış ses. Ha iyi o zaman. Şanti gerek. Ver şantiyi. Ha yeter bir paket ver. Bununla mı yapacaksınız? Yok yok, şundan yapalım. O onunla zıtlanıyor. Ah kaderim ah. Ama demedi ki dış ses ben bunu kullanacağım diye. Şu an süresi bitse senin yüzünden tatlısı eksik kalacak. Tamam ver. Şuna bir su. Allah kahretsin. Yağlı ucundan tutarak veriyor ya. Getir. Buyurun. Sen etrafa bak, var mı eksiklik bir şey, yok değil mi? Narlı kış salatamızın narı eksik ama hiç endişelenme Kadir'cim. Ben yarışmacımı kurtaracağım. Şirin nar dane dane, şirin nar dane dane. Gel güzel döne döne, gel güzel döne döne. O zaman ne diyoruz? Şöyle bir neşelenelim mi? İnce giyelim ince pen. Allah kahretsin. Telgrafın tellerini harşınlamalı. Yer üstüne yer seneni kurşunlamalı. Çek çek çek. Tamam mı bu? Yeterli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gördünüz mü yani? Beni azarlamaya değdi mi bir şanti için? Yani iki kaşık şanti yedi diye demediğinizi bırakmadınız sunucuma. Ayıp ya. Hiç yakışmadı Elif Hanım size. Hiç. Birazdan puan verecek bu adam size. Kadir Bey çok teşekkür ederim bana. Öyle ben kimseye kin gütmem. Hele puan konusunda asla hak yemem. Çok teşekkür ederim. Yediğiniz şantiyi çıktığınız için. Estağfurullah. Duyda inanma. Ne duyda inanma? Bazen bazı yarışmacılar birinci oluyor. Aslında hiç sevmiyorum. Ama ne yapayım, hak ettikleri için veriyorum. Yoksa öyle. Ben seni sevdim, seni seviyorum. Yani belki sokakta bir kaşık suda boğarım ama burada birinci yapıyorum. Benim de mi öyle yoksa? Hak ediyor çünkü. Bana da mı öyle düşünüyorsun? Yok estağfurullah. Öyleyse söyleyin. Ekmek parası kızım, ne yapacaksın? Değil bak, mi? Hepsini seviyor muyum? Hayır, ama ne yapacaksın tahammül ediyorsun. Onlar da sana hastaydı sanki. Aynen öyle. Bir gün gelmesen peşime abi düşüyorlar hemen. Ne yapıyoruz? Kalemi sunacağımız zaman çekeceğiz. Yani o üstünün çizgileri var ya, dekor oluyor zaten. Tamam. Sürece şey has bir şey değil. Kemal'in kalemi tutturdu bir kalem. Evet çekmemiz lazım kalem, ama şimdi o süre zarfında benim söylemem lazım. Hadi gidelim artık. Onu sen şimdi mi süreceksin? Serviste sürersin, donsunu daha yeni sürdüreceksin. Ama dakikaya dahil etmeyecek misiniz bunu? Dakikan var zaten, kaç dakikan var? 12 dakika. 12 dakika da nasıl? Durduralım o zaman. Durdur 10 dakika, 12 durduralım. Dakikayı. 12 dakika bekletmeyin, bugün cuma. Çok fena laf ederler. Kimse laf etmez, sen eve geç kalacağım diye 2 gündür kendini paralıyorsun. Krem şantiyi yeni sürdük çünkü, yayılır evet. Gider. 11 dakikada anlaşalım. Fırını tamam, 11 dakikada. Fırını kapatalım. Kapatın fırını da. Tamam, kapat gitsin. Sürenizi durdurdum. Bezleri de makineye atalım. Makineye atayım ben de, geç. Eline sağlık Elifciğim. Sağ vallahi güzel iş çıkarttın. Çok teşekkür i̇lk ederim. İlk gördüğümde cidden çok mıymıntı zannetmiştim seni. Ama canlıymışsın, atikmişsin, pratikmişsin. Ağzında laf yapıyormuş, tarif de verdin. Güzel iş çıkarttın. Aynı atikliği bak masada bekliyorum. Burada yoruldum, masada bir suyuk yok. Yok, yorulmadım. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Ve bugün 50.000 TL'nin sahibi belli oldu. Bakalım bunların arasından o 50.000 lirayı kim gidecek göreceğiz. Masayı ben de merak ediyorum işin açıkçası. Özellikle nasıl geçeceğini çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle yüksek kaoslu bir masa olacak bugün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.